İsmail Kapan. Hazmedeceksiniz. Papa Francis, deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum demiş. Hani derler ya, duy da inanma. Katolikler ne zaman Ortodoksların kilisesi için tasalandı ki? Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfiyesi'ndeki asli hüviyetine tekrar kavuşması, malum çevrelerde fena halde karın ağrılarına yol açtı. Bu zaten beklenen bir durumdu. Dolayısıyla şaşırtıcı bir tarafı yok. Bunun bir ehemmiyeti de yok. Maksat spor olsun kabilinden birkaç gün boyunca ilgili ilgisiz ağızlardan sadır olacak sözüm ona protesto amaçlı laflar. Hepsi gelip geçici şeyler. Kısa sürede o lafları söyleyenler bile dediklerini unutur, merak etmeyiniz. Lakin Ayasofya'yı bahane ederek iki yüzlü bir tavır sergileyenlere ne demeli? Mesela Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francis, Uluslararası Deniz Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada şunları söylemiş. Deniz aklımı uzaklara götürüyor, İstanbul'a. Ayasofya'yı düşünüyorum ve derinden acı duyuyorum. Bundan daha samimiyetsiz bir konuşma gösterilemez. 2000 yıl boyunca birbirinin gırtlağına sarılan Katoliklerle Ortodoksların tarihte birbirlerine karşı ika ettiği cürümler yüz binlerce, binlerce ciltli kitaplara sığmaz. Mesela Katolik Haçlı Ordusu'nun İstanbul'u işgal ettiğinde yaptığı vahşeti Papa hatırlamak ister mi veya hatırlatılmasından hoşlanır mı? 1204-1261 yılları arasında İstanbul'da kurulan Katolik İmparatorluğu en berbat dönemdir. Öyle ki İstanbul halkına yapılan katliam, zulüm ve işkencelerin yanında şehrin bütün zenginlikleri yok edilmiş, kaynakları yağmalanmış, velhasıl benzeri görülmemiş bir vahşet sergilenmiştir. Papa Francis, seleflerinin işlediği bu vahşetten dolayı da derin acılar duyar mı acaba? Vaka Papa'nın seleflerinin bu türden vahşetleri yalnızca İstanbul'da sergilenmedi. Mesela ondan bir asır evvelde Kudüs'te daha beterini yaptılar. Kudüs şehri tam manasıyla bir kan gölü haline getirildi. O yüzden böyle timsah gözyaşlarıyla Papa kimseyi kandırmaya kalkmasın. Amiyane tabiriyle yemezler. Katolikler ne zamandan beri Ortodoksların kiliselerinin derdine düşmüşler ki? Tam aksine Ortodoks dünyasında bir zaafa yol açacak her gelişmeye tabii olarak destek verirler. Evet, deniz Papa'nın aklını uzaklara götüreceğine, biraz daha yakınlara, mesela İspanya'ya götürse de Kurtuba'daki Ulu Camii'yi, yani bugün katedral olarak kullanılan camiyi de görse. Acaba Ulu Camii için ne düşünür? Orası cami değil de Katolik kilisesi olduğu için neler hissediyordur? Evet, tarihin gerçekleri ortada. Kimileri bu olayları görmek istemese de ortada. Bazıları kendi karanlık geçmişlerini unutturmak için çeşitli hilebazlıklara başvursa da hakikatlerin eninde sonunda meydana çıkmak gibi bir alışkanlığı var. Ayasofya'nın 86 sene sonra yeniden cami olarak ibadete açılması olan şüphelilerin karınlarını fena halde ağrıtıyor. Ama alışacaklar ve neticeyi de hazmedecekler. Hiç endişeniz olmasın. Bu konuda kimi siyasilerin beylik lafları, pozisyon icabı mecburen sarf edilmiş görüntüyü kurtarma çabasıdır. Hiçbir etkisi ve karşılığı da yoktur. Hele hele Yunanistan gibi tarihi eserlere ve mabetlere karşı hiç saygısı olmayan devletlerin gürültü koparmaya çalışması beyhudedir. Yunan Başbakanı Mitsotakis, Patrik Bartolomeos'u aramış da bahse konu kararın yalnız Türk-Yunan ilişkilerini değil, Türkiye'nin AB ilişkileri ve UNESCO ve uluslararası toplumla ilişkilerini de etkileyeceğini söylemiş. Vay vay vay! Mitsotakis ve bu karar uygar dünyaya karşı bir provokasyondur diyen Kültür Bakanı Mendoni, boyunlarından büyük laf etmesinler. İkisi de bir Avrupa Birliği'nin gölgesine sığınarak Türkiye'ye karşı bir kazanımda bulunmak gibi kişiliksiz politikalar kendilerine yarar değil zarar getirir. Bunu da unutmasınlar. Rusya cenahından gelen açıklamaları da tahlil ettiğiniz zaman bazı bildik konular derhal altından sırıtır. Rusya cenahından gelen açıklamaları da tahlil ettiğiniz zaman bazı bildik konular derhal altından sırıtır. Herkes bilir ki Moskova Patrikliği kendi konumunu daha güçlendirmek için Fener Patrikliği'nin zayıflamasını tercih eder.
Putin'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptığı görüşmede konuyu gündeme getirmesi sadece meseleye bigane kalmamış olmak içindir. Ama Rusya'nın asli görüşü Dışişleri Bakan Yardımcısının ifade ettiği gibidir. Ne diyor? Ayasofya Türkiye'nin iç meselesidir. Nokta. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la başkanlık yarışına girmiş olan Joe Biden sadece birkaç seçmene selam göndermek için konuştu. Tıpkı Trump'ın Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi. Hele UNESCO'nun Ayasofya üzerinden Türkiye'ye ayar vermeye yeltenmesi tam bir hadsizliktir. UNESCO madem öyle her konuya eğiliyor, Kurtuba Ulu Camii'nin yıkılan minarelerinin hikayesini okusun. Yerine çan kulesi dikilen minarelerin. Kurtuba Camii de Dünya Kültür Mirası olarak UNESCO kayıtlarında yer almıyor mu? İsmail Kapan.